TRACE metodundan bahsettikten sonra dersimizi bitireceğiz. Çünkü TRACE metodu biraz teferruatlı bir şey. TRACE metodu raster bir çizimi, yani bir resmin vektörel hale dönüştürülmesinde kullanılan önemli bir araç. Burada size sağlanan böyle bir resim var. Fakat ben bu resmi download edemiyorum. Niye? Go Premium. Premium olman lazım. Fakat ben bu resmi yeni sekmede açtığım zaman bana bir resim olarak veriliyor. Fakat resmin içerisine girdiğim zaman bozulduğunu görüyorum. Yani bu bir vektörel resim mi? Değil. Çünkü JPEG. JPEG resmi. Peki ben JPEG'i nokta, yani bu yaprakların her birisini ayrı ayrı çizime dönüştürebilir miyim? Yapabilir miyim böyle bir şey? Söylediğime göre yapabilirim demektir. Sağ tıklıyorum. Resmi farklı kaydediyorum. Ve masa üstüne kaydediyorum. Ardından masa üstüne kaydettiğim resmimizi yeni bir sekmede getiriyorum. Kurgulama atıyorum. Şimdi resmin üzerine tıkladığım zaman yukarıda Trace Bitmap diye bir şey çıkıyor. Quick Trace dediğim zaman direkt olarak ne yapıyor? Resmi çizimlere dönüştürüyor. Çizim yapıyor. Ama ayrıntıları yapmıyor. Niye? Çünkü Quick Trace, Pratik Trace o şekilde çalışıyor. Ama ben Trace bölümünden Center Outline Trace dedim. Bunda Clip Art, Logo, Detailed Logo gibi herhangi bir tanesini seçiyorum. Clip Art'ı seçiyorum. Clip Art'ı seçtikten sonra buradan detayını, smoothing'ini ayarlıyorum ve corner smoothness, yani köşe yumuşatmasını falan yeterince uyguladıktan sonra OK tuşuna basıyorum. Bak, birincisi resim, raster, ikincisi vektörel. Yani vektörel resimde istediğim gibi oynayabilme imkanım var. Bu raster çizim, bu vektörel çizim. Nasıl? Birisinde çözünürlükte, birisinde yüksek çözünürlükte. Birisinde ben resmin renginde, yani ağaçların rengini değiştiremiyorum. Diğerinde Ctrl U'ya basıyorum. Bu ağacı ayrı alıyorum. Şu ağacı ayrı alıyorum. Ağacı yapraklarını almayı unuttum. Önemli değil. Şu ağacı ayrı alıyorum. Şu ağacı da ayrı alıyorum. Bununla yetinmeyip her bir ağacı istediğim gibi istediğim yere taşıyabilir. Aa, pardon. Ctrl G'ye basmayı unuttum. Her bir ağacı ayrı bir yere taşıyıp sonrasında istediğim renge boyayabiliyorum. Nasıl? Gayet güzel. Yani internette bulduğumuz bir görselin de vektörel resme dönüştürebiliyoruz. Bakın, premium resimdi. Buna para ödemeniz gerekiyordu. Fakat para ödemeden biz ne yaptık? Aldık. Yasal mı? Yasal olmayan bir şey istiyor. Yani burada nihayetinde siz dosyayı şu şekilde kullanıyorsunuz. Alıyorsunuz, kendiniz dönüştürüyorsunuz, renklendiriyorsunuz ve kullanıyorsunuz. Milyon sitenin içerisinde bunda kimse sizin de, hani lisanslı bir resimdir. Belki bulunduğu zaman bir problem yaşatabilir. Ancak çok böyle problem yaşayan bir durumla karşılaştığımızı görmedim. Fakat dediğim gibi bu bir lisanslı resimdir. Siz bu resmi kullanma yetisine sahipseniz bunu ödediğiniz faturasını beyan etmeniz gerekir. Faturasını beyan etmediğiniz zaman siz bu resmi lisanslamamışsınız. Yani kendi lisansınızı üzerinize almamışsınız demektir. Bunu da burada belirtmekte fayda var. Ancak siz bunda bir ticari kullanımınız yoksa, yani siz bunu bir resim kullanan, bunu bir logo olarak düşünüyorsanız, bunu bir atıyorum basılı bir materyal ve binlerce kişiye, on binlerce, yüz binlerce kişiye ulaştırılabilen bir materyal olarak düşünüyorsanız, bunu kullanmanıza hiçbir sakınca yok. Ve siz zaten bunu tek başınıza kullanmıyorsunuz. Birkaç resmi bir araya getirip onu kullandığınız zaman ortaya yeni yeni şeyler çıkıyor. Ve o artık anlaşılması zaten çok güç bir durum haline geliyor. İlgili birkaç tane daha çalışma yapalım. Mesela size bir logo verdiler. Dediler ki ya işte Hüseyin Bey,
Bizim bir logomuz var ama sen bu logoyu şey yapsan, nedir ona, bir kartvizit çalışması yapsan dediler. Ya kardeşim, bunun vektöreli yok mu sizde? Yok, maalesef yok. O zaman ne yapacağız? Bunun vektörelini çizeceğiz. Mesela Google'ın vektörelini çizmeniz gerekiyor. Mesela Google öyle bir font getirdiler. Size böyle bir tane fotoğraf çektiler. Gönderdiler. Şu şeyde işaretçi de şöyle yapalım. Şöyle taşıyalım. Şöyle getiriyorum ben, Google'u alıyorum. Hani bir fotoğraf getirdiler ve buraya getirdim. Buraya verdiler. Trace bitmap diyorum. Quick trace yaptığım zaman dikkat edersen çizime dönüştürdü. Ne yaptı? Çizime dönüştürdü. Arka taraftaki görüntüyü çizime dönüştürdü. Sen bunu kontrolüyle yapıp O'sunun rengini ayrı, G'sinin rengini ayrı, E'sinin rengini ayrı, N'sinin rengini ayrı yapabilirsin. Değil mi? Ben Basit bir şekilde. Biraz daha şey yapalım. Logo diyelim. Mesela hoşunuza giden bir logo var ama bunun vektöreli yok. Yani çalışmanıza imkan sağlamıyor. Mesela Burger King'in logosu. Yapacağımız olay şu. Biraz daha yüksek çözünürlüklüsünü bulmamız gerekiyor. Çünkü burada ne kadar yüksek bir çözünürlük bulursak işimiz o kadar kolaylaşıyor. Yüksek çözünürlüklü şu iyi gibiydi de bu da yeterince yüksek çözünürlük değil. Yani biraz daha büyük bir, bu iyi. Yani ifadelerin biraz net olması lazım aslında. Yani resimde böyle pütürlük olmaması lazım. Yani resimde böyle bir resim kaybı, şey kaybı olmaması lazım. Ben bunu alıyorum, buraya atıyorum ve sonra outline trace ve logo diyorum. Ne yaptı? Çıkarttı. İki resmin arasındaki farkı görüyorsunuz. Sonra ben bunu istediğim renge dönüştürebilir miyim? Dönüştürebilir. Şuradaki TM'yi silelim. King'i silelim. Burger'ı silelim. Buraya ne yazalım? New. Şu arka tarafındakini de silelim. Bu şekilde yeni logo tasarımımızı yaptık. Değil mi? Yani böyle çalışmalarımızı evirip çevirebiliyoruz. Raster görüntüdeki vektörel görüntüye dönüştürme işlemi bu şekilde. Bir tane de bir clip art, bir çizim üzerinden çalışalım. Bu çizim üzerinden çalıştıktan sonra da dersimizi bitirelim. Mesela siz internette yani bir logo çalışması yapmak istiyorsunuz. Logo çalışmasında size diyorlar ki ne diyelim, bir hayvan figürü olsun diyorlar, bir tilki olsun diyorlar mesela. Bir tilki simgesi olsun. Ve bir isim söylüyorlar. Biz tilkinin İngilizcesini şöyle bir bulalım. Fox olması lazım. Geliyorum ben. Fox logo diyorum. Veya Fox Clip Art diyorum. Şimdi karşıma sevimli bir şey çıktı. Diyelim ki bir bebek ürünleri üreten bir firma sizden bir logo çalışmasını yapmak istedi. Ve giyim sektöründe hizmet eden bu firmamızın adı da Tilki Giyimi olsun. Misal. Böyle bir logoyu aldınız. Bu güzel bir logo. Ama şu bedeninden ayırt edip şu kafa kısmını alıp altına da tilki logo yaz, yani tilki giyim diye bir şey yazsak aslında amacımıza ulaşırız diye bir kurgu yaptım. CorelDRAW'de yeni bir çalışma açıyorum.
Geliyorum ben buradan. Corel'da atıyorum. Resmimiz bayağı güzel. Bayağı büyük. Ve outline'dan logoya geliyorum. Ve Redux bitmap'e geliyorum. Onu işaretledikten sonra resmin büyük olduğu için Corel Draw'ın çok hoşuna gitmesiyle beraber complete etmesi biraz uzun sürüyor. Ama son derece sağlıklı bir sonuç verecektir. Çünkü resmin boyutu büyük. Bakınız, trace işleminde düşük çözünürlüklü resimlerde iyi sonuçlar alamazsınız. Mutlaka yüksek çözünürlüklü resimlerle çalışmanız mecburiyetindesiniz. Evet, tilki görselimiz hazır. Bu bozulmaya uğradığı için bunu siliyorum. Diğeri bizim çizimimiz. Ne yapıyorum? Altındaki şunları. Sağ olsun Trace benim yerime kesmiş, biçmiş, yapmış. Burası kalsın. İstersen şu kısmı da alabiliriz. Ama bence orası kalması biraz daha efekt sağlıyor, bir derinlik sağlıyor. Sonra Ctrl G'ye basarım. Ve bunu da hani uyusun işin açıkçası. Ya bir logo çalışması yapıyoruz nihayetinde. Dafont'a geliyorum. Biraz böyle nasıl bir font arayalım? Şerifli bir font değil de sans şerif ya da şerifli bir font olabilir. Tilki diye aradım. Ya da vazgeçtim. Şerifsiz bir font olsun. Sans şerif. Biraz bunda da tabii çokça örnek var. Ve birbirine yakın olduğu için seçmem biraz zor bunda. Ben şöyle rastgele 3-4 sayfayı böyle arada şey yapıyorum, atlıyorum. Burada aslında bir font type oluşturuyoruz. Yani bir logoyu yapma amacındayız. Evet, şu hoşuma gitti. Download ediyorum. Türkçe desteği yok ama canı sağ olsun. Fena bir font değilmiş. Setle başlıyor. Tilki. Evet. Gayet iyi oldu. Bunun aralıklarını biraz daha yakınlaştırayım. Fazla uzak olmasın. Tilki. Tilki boşluk yiyeyim diyelim. Bu şekilde yaptık. Tabii bizim o tilkimizi, sevimli tilkimizin renginden alalım. Buraya yerleştirelim. Bu rengi de biraz daha koyulaştıralım. Şundan vazgeçtim. Onu ayrı alacağım. Şuraya yerleştireyim. Bunu center yapayım. Ve sonra bunu şöyle biraz küçülteyim. Yok. Şu güzel. Tamam. İki renk üzerinde çalışmak istiyorum şöyle. Bir de siyah. Tilkiyi biraz büyütüyorum. Ortalıyorum. Şunu da şuraya yerleştiriyorum. Bu şekilde iyi oldu gibi. Çok koyu oldu gibime geliyor. Şunu biraz daha şöyle yapsam daha iyi. Bakınız logo çalışmamızı yaptık. İyi oldu. Yani bir logo çalışmasını ne yaptık? Bir yerden aldık. Çizdik. Değil mi? Trace ile çizdik. Ve ona uyumlu olan bir font type'ı yerleştirdik. Ve sonra bunu istediğimiz renkte mesela birkaç renkte çalışmasını da yapabiliriz. Alırım ben bunu. 3-4 yere kopyalarım. 3-4 renk kartelası elde etmem gerekiyor. Önce şunları biraz ayırırım. Derim ki bu mavi bir tilki olsun. Hatta bu üç rengi şöyle birleştirip şu şekilde yapalım. Bu mavi bir tilki olsun. Şu da kırmızı bir tilki olsun. Tabii böyle hepsi birlikte olunca seçtiğim zaman ne oluyor? Şurada kırmızı bir tilki olsun. Bu şekilde renk kartelasını da üretmiş olduk.
Artık bundan sonrası sizin hayal gücünüze kalmış bir şey. Bununla ilgili bir miktar çalışma isteyeceğim sizden. Bu anlattığım şeyler dikkat ederseniz, bugünkü dersimiz biraz tutorial, biraz örneklendirme ve birkaç tane araçtan bahsettik. Trace aracından bahsettik. Trace aracının haricinde işte bir objeyi buraya yerleştirip birkaç objenin bir araya gelip onun üst ve alt katmanlarına üstü altına girmesinden bahsettik. Ve o şekilde birkaç projeyi birleştirip yeni bir proje üretmekten aslında bahsettik. Sizden istediğim bundan sonraki çalışmalarda yani ödevlerimizde bu tarz bir çalışmayı göz önünde bulundurarak birkaç objeyi, birkaç nesneyi bir araya getirip yeni bir nesne üretme. Aslında buna bir noktada inovasyon deniyor. Yani birkaç tane parçayı, farklı parçayı birleştirip yeni bir parça üretme. Yeni sıfırdan bir şey yerine aslında birkaç parçayı birleştirip yeni bir parça üretme işlemi esasında. Bu işleme. Yani mesela domates üretiyorsun ama domates salçası aslında yeni bir şey üretmiyoruz. Yani yoktan bir şey var etmiyoruz. Domatesin üretilmiş olan bir yarı mamulü mamule dönüştürüyoruz. Domates salçasını yaparken diyorsun ki acılı domates salçası gibi. Ketçap yapıyorsun. Acılı ketçap, işte tatlı ketçap gibi böyle bir takım şeyler yapıyorsun. Bunlarla ilgili şeyler ne yapıyorsun? Aslında sen inovasyon yapıyorsun. Parçaları birleştiriyorsun. Kırmızı biberle domatesi birleştirdiğin zaman biraz daha acımsı bir tadı oluyor. Biraz karabiber ekliyorsun falan böyle. Yani bunu da öyle görmek gerekiyor. Bunda herhangi bir sakınca yok. Siz bir şeyi ararken, bir şey yapmak isterken o şeyi mutlaka internet üzerinde aratın. FreePick'te zaten vektör adresi bulmamız çok fazla. Ama vektör adresini bulamadığımız Google resimlerden de biz ne yaptık? Bu herhangi bir fotoğrafın vektör adresini çıkartmayı başardık. Nasıl yaptık bunu? Trace özelliğiyle. Var mı sorun? Yok. Gayet güzel.